Bu arkadaş seviye başına artık can yenilerim pasifi can yenilemesi artacak, öyle diyeyim. Yani bu kadar fazla bir şey değil. Yani toz hareket ederken, yani adam işte ilerlerken daha yavaş ilerleyecek. Bu yani. Hazırda işte küçük hatalar yani. Aha, Elis. Hedefin o anki onundaki canının %4'ünü vuracak. Üstüne geliştirdikçe artan bir hasar vuracak. Yani Künüş adamın üzerindeki canı Q'nun can hasarı azaltıldı, öyle diyebilirim ben size. Bir dakika. Kasadin boşluk geçidi. Fazladan iki yetenek gücü. Ben şuradan okuyayım ya. Boşluk geçişinin artık yetenek gücü oranı var. Bu oran boşluk için kullandıkça artıyormuş. Kayle'ın 5 eksi saldırı gücü. Fazla güçlüydü. Bayağı fazla güçlüydü. Oh be. Çok güzel dengelemişler. İlk saldırıda 20, sonrasında 10 veriyor. İşte pasif ile dengelemeye çalışmışlar ultisini. Ne kadar çok canı varsa adamın, o kadar fazla fiziksel hasar vuruyor Lee Sin'in ultisi artık. Vurkaç'ın atış hızı arttı. Yavaşlatılmıştı, bayağı yavaşlatılmıştı. Lissandra acayip beğendim. Cidden çok güzeldi. Yani çok güzel olmuş. R'yi kullandığı anda iyileşiyor Lissandra. Yetenek gücüne oranla. Yok, kayıp can. Artı can için %1. Artı %1. Wow, bak bu çok güzel olmuş. Çok güzel abi. 200. Son seviyede 200, yani 200 ne ya? Çok güzel. Pasifi minyonlar artık %100 hasar verecek. Yani dengeleme yapmışlar sanki biraz. İşte 1 ve 16. seviyelerde 3, 11'de 4, yok. 1'de 3, 6'da 4, 11'de 5, 16'da 6 yetenek gücü, saldırı gücüne oranla. He, bir de bu arkadaşa güzel bir şey yapmışlar. Mana bedeli art yok, hareket hızı artmış, mana bedeli düşmüş. Hani adamı vurduğunuzda kovalıyorsunuz ya adamı. He işte. O kovalama süresi uzamış. Azalmış, pardon. Ve mesela ben Lucian'ım. Yanımda Lulu var. W attım. Lulu vurdu, ben hızlanıyorum hadi. Nasus'un Q açtığında menzili artıyor artık. O kadar Nasus oyuncuları yaşadım. Nami'de hani bir yetenek kullanıyorsunuz, kendi kullandığınız kişi hareket hızı kazanıyor ya. Onu hareket hızı artmış ve yetenek gücüne oranla artıyor artık. Bir de hani ultisi kullanıldığında Nami ve dostları iki kat hareket hızı elde edecek. Rammus'un neydi? W'su. Evet, W'sun hasar arttı. 15'ten 25'e, son seviyede 55'ten 65'e 10, yani 10'luk bir fark var. Güzel bir şey bu. Rumble'ın ultisinin bekleme süresi arttı. Ve hani Rumble'ın ultisini çiziyorsunuz ya. O ultisini çizdiğinizde imleç var. Hani şu oynadığınız oyunda. Onu imlecinize birazcık daha yaklaştı diyorum. Ben onu çözemedim. Yemek seçme yazmışlar. Çok
Ham yap artık mesela ben Twisted Fate'i yuttum veya işte adamda 5 yük var, bir sürü minyon var. Adamda 5 yük varsa ham W genelde işte ben minyonu atardım yanlışlıkla. Artık şampiyona öncelik verecek ve yuttuğu adamı 0,25 saniye sersemletecek. Aa çok güzel. Rakipleri hani tank işte gidiyorsunuz tam o an gittiğiniz tam o anda şey çıkıyor. Uyarı ding diye ses çıkıyor. O işaret artık bir saniye geç çıkacak. Güzel. Bir hata giderilmiş pasifinde. Şöyle. Mantarlı basıncım yavaşlatma miktarı yavaş yavaş azalıyordu ya. Artık o azalarak bitmiyor. Ama mantarları basan düşmanlar artık görünür oluyor. Ha. Çok güzel. Twitch neden vadide yok işte? Alın size soru. Bu ultisi zehir salvosu çok güzel ya. Var ya. Pusu acayip şeydi ya. Acayip manalıydı. Artık 40 mana çok güzel. Ben Twitch oynamayı çok seven bir şampiyon. Heroyum diyorum. Oyuncuyum. Victor sihir çekirdekleri bayağı bir fazla güçlüydü açıkçası. Seviye başına artık 10 şey veriyor. Mana veriyor. Eskiden şey de veriyordu. Neydi onun ismi? Yok, eskiden bana verdi. Aynen, şimdi hatırladım. Pardon. Şöyle. Bu da herhalde. Yok, bu yetenek gücü. Aynen. Şu yetenek gücü artık seviye başına bir yetenek gücü alacak. Şuradan döneceğiz. Bu da seviye başına 10 mana alacak. Bu seviye başına 3, 18. seviyede 54. İkinci yani manada 15 alacak, 270 18. seviyede sihir çekirdeği M2 seviye başına 6 alacak artık 5 5 mi? Yok aynen eskiden 40 artı seviye başına 5 alıyordu, 130 oluyordu. Artık seviye başına 6, son seviyede 108 olacak. Çok güzel. Seviye başına 20 mana, 18. seviyede 360 mana, çok 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 yani Victor'a iyi bir nerf gelmiş açıkçası. Seviye başına 10, 18. seviyede 180 ekstra saldırı güç, yetenek gücü. Seviye başına 25 mana, 18. seviyede 450 mana. Şöyle hemen, Q'nun menzili artmış ve o bastıktan sonra yani hani Q'nun menzili artmış derken Q'yu atıyorsunuz sonra o gidiş dağılma menzili artmış. Anlatabiliyor muyum? Ve o tekrar etkinleştirme süresi kısaldı. Bayağı bir kısalmış. Ha bu bir çok 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 beğendiğim bir şampiyon. Oynamayı sevmiyorum aslında ama çok beğeniyorum. Ulti kullandığı anda kaç bu? Belli bir alan içindeki rakiplere hasar veriyor. Yani bu. Ya kafalara dikkat. Menzil arttı Zek'in. E'sinin çok güzel. Benim Zek videomu izlediyseniz. Z'de iyi bir şey geldi. Sevebileceğiniz. Bütün seviyelerde 0,5 saniye ultiye dönme süresi baya güzel. Ölü adamın zarını herkes biliyor. İşte Sincit bu yaşatalım sana göre demişler. Zarı 50, can 60. Bunu ben çok kullandım. Bu arkadaş Striker'in güvencesi. İlginç. Uzun kılıç, dev kemer ve 1190 altın. Pasif saldırı gücü 500 can veriyor. Özel pasifi
Aynen bu şey. 5 saniye içinde seviyeme göre hasar almakla 8 saniyeliğine Striggen'ın hışmı sağlar. Bu bir aktif eşya. Aktifi aşağıda yazıyor zaten. Saldırı gücü ve azami can veriyor ve büyüyor adam. Ve bir kalkan oluşuyor. Bu da güzel. Vahşi Aydra. Yani can çalması yok. Güzel. Rengar şampiyonları artık bunlar. Ben Rengar'ı yani Vahşi Aydra'yı seçmem. Açıkçası. Saldırı gücü 50 can. 40. Madı taban can yenilmesi %100. Artı %100 pardon. Warmong'un zırhı. Mesela Zek oynuyorsunuz. 300 canınız var. Warmong'un yüreği diye bir şey alıyorsunuz. Bu şey. Şu arkadaş. Dur yapamadım. Şu arkadaşın birazcık daha arttırılmış hali. Yani Warmog tam şeylere göre adını siz getirin. Tam ağır tank Sejuani, Zac. Yani ben kali şey Master'ya Warmog çivili çıkan gördüm ya. Cidden çok rahatsız edici bir şey. Fazla da can yeniliyordu. Güzel güzel bir nerf bu. Yani sizin 300 canınız var. 300 canınız var. 400 max canınız yok. 300 400 max canınız. 80'e indi canınız. Ama gene de canınız %8. Azami canınızın %3'ü kadar artıyor. 3-8 saniye için az tamamlamazsınız. Büyü savar belirin be. Bedeli azaldı. Şunun da aynı. Bedeli azarsa bunun altının fiyatı arttı 20 gold. Yani bir şey elde etmez. Bir şey olmaz. Büyü direnci arttı. Güzel bu. 50 gold düştü. Büyü direnci 60'a arttı. Tabancan yenilmesi %100'den %20 %115'e arttı. 150'ye arttı. Hayalet peri kristal kolluk hani şu şeyden yapılıyordu ya. Görkemli Zafer. Bir de Warmong. Yok, Warmong değil. Görkemli Zafer'deki koruyucu şeyin yanında. Aynen. Onun yanında yapılıyor artık. Ordu kalkanın altını çok güzel bir miktarda düşmüş vallahi. 300 gold. Hayalet pelerini kristal kolluk ve 5000 5000 nedir ya? 550 altın ile yapılıyor. Tabanca yenilemesi %0'dan %100'ü yükselmiş. Yakındaki bütün rakiplere büyü direncini 20 veriyordu, 15 veriyor artık. Yakındaki birimler 0 can yenilemesi veriyor. Bedeli azaldı 50 gold. Solary alan şampiyonlara can yenilemesi sağlıyor. Ve büyü direnci ailesinin bir kısmı yani şu bahsettiğim şeyi bir kısmını azaltmışlar. Kalkan miktarı artmış ama süresi uzamış. Yani süresi azalmış. Altını azaltmışlar. Keskin Gaga'nın pelerini. Bedeli ve şeyi artmış. Can yenilme oranı artmış. Saldırı hareket hızı azalmış ama aniden bitmek üzere olan bitmek yerine azalarak bitiyor. Teemo'nun şeyi gibi ya. Eski hali gibi. Yürüyorsunuz veya Rengar'ın E'si gibi. Yürüyorsunuz bitiyor yavaş yavaş. O yani. Sağladığı can yenilmesi arttı bu arkadaşın. XX Rot kafasının benim yani beğendiğim. Kule yakınında artık %20 saldırı diyorum. Hareket hızı veriyor. Birden yavaşlamıyor. Zamanla hareket hızı kaybediyor. Hiçlik yani çıkarttığı bu pislik şeyler daha dayanıklı. Daha uzun mesafe ama daha az hasar. O çıkar o pisliklerin. Aynı şey ya şunla. Cidden şunla aynı şey. Bu arkadaşın bedeli azalmış.
Bunu da bedava azalmış. Bunun bedeli artmış. Zırh azalmış. Ha, gelelim. Mesela çivili. Çivili alıyorsunuz ya. Ne kadar çok zırhınız varsa o kadar çok vuruyor. Artık o yok. Ne kadar çok zırhınız varsa rakibi o kadar az hasar vuruyor. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar çok zırhınız varsa o kadar çok zırh değeriniz artıyor. Yani 120 şeyiniz var diyelim. Zırhınız. Çiviliyle. Randuin alıyorsunuz. 190. 125 ile vurduğunuz hasar daha fazla. 190 ile vurduğunuz hasar daha az. Ama çivilinin verdiği o ekstra bonustur. 200 oluyor. 200 zırhınız oluyor kafadan. Öylesine attım yani. Yavaşlatma. O kritik hasar %10'unu yok sayıyor. Çok güzel. Ama canını ve zırhını azaltmışlar. Bu arkadaşa buff geldi. Çok güzel. Verdiği can artıyor. Ama ilave verdiği can yüzdesi düşürülüyor. Bedeli düşmüş ama katalizörün verdiği o şey kaldırılmış. Hani level atladıkça artık şey oluyor ya. Artık diyorum. Level atladıkça can yenileme artıyor ya katalizörden. O kaldırılmış. Şakolu ve Efsun Zıkkın kusursu oluşturulmayacak. Riot yenilenmiş. Güzel. Yeni kostümler. Açıkçası ben ya Blitzcrank'i alacağım ya Riven'ı alacağım. Arkadaşlar lütfen bana söylerseniz çok memnun olurum. Hangisini alayım? Yorumlarınızı lütfen bana söyleyin ya. İkisi de çok güzel. Bir de bu. Yani ben açıkçası bu şeyi beğenmedim. Niye dönmüyorum? 1 dakika. Aa, yüklenmiyor. Yorumlarınızla bana ulaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki yama videomuzda görüşmek üzere. Haydi bay bay.